Cilve Aksaray yangınının henüz ev bark söndürmediği bundan 12 sene evvel Hacı Hüseyin Efendi'nin cellat çeşmesi civarında bulunan tahini boyalı konak yavrusu evinin sokak kapısı önünde sabahın serinliğiyle kanaat edemeyen küçük cilve salepçiyle de cilveler ediyordu. Seydi Ali mahallesinin en sözü geçkin sakinlerinden Halime Hanım, ara sıra sancısı tutan kızı Fitnat Hanım için kaküle yağı aramak üzere gelmişti ki cilveyi 16 yaşlarındaki salepçi Eyüp'le oynaşır bulmuş. Eski namus edebinde her İslam'ın hakkı sayılan terbiye etme kuralına uyarak hemen arsız kızın kulağından yakalayıp bu yaşta bir kız erkek çocuklarla boğuşmaktan utanmaz mı Artık edep ölmüş, namus can çekişiyor. Azarlamasıyla derhal içeriye almış. Eyüp'ü de kovmuştu. Oğlancık Halime Hanım'ın sakin fakat bıçak gibi keskin sözlerinden o kadar korkmuştu ki salep takımını bile almadan savuşmuştu. O mahalle halkından Memiş Usta biraz sonra gelip mazeret beyan ederek takımları almış. Eyüp'ü de iyice dövdüğünü anlatmıştı. Halime Hanım kaküle yağını alıp giderken Hacı Hüseyin Efendi'nin dini bütün olduğu kadar safta olan eşi Takiye Hanım'a şöyle diyordu. Efendi gibi Haccül Harameyn mübarek bir adamın evine bu kız yaraşmaz. Takiye Hanımcığım sen de ibadetinle meşgul olan günahtan korkan bir kadınsın. Bu kızı böyle şımartma. İleride senin başına hatıra gelmedik işler açar.'' Haccül Harameyn Mekke'de Kabe'yi Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrini ziyaret etmiş olan kimse. Takiye Hanım Kırk yıllık dostu bulunan Halime Hanım'ın nasihatlerini daima itiraz etmeden dinlerse de onda inatçı bir vicdan kanaati vardı. Her ne kadar kısıtlı ise de kendi aklınca harekete alışkanlık edinmişti. Düşündü düşündü. Nihayet bulabildiği şu kelimeler ağzından döküldü. Hakkım var Halime Hanımcığım. Bu kız 11 yaşındayken yapmadığı şeytanlık yok. Kör boğazına hiç dayanamaz. Salepçi, yoğurtçu, simitçi hepsi kapımızın önünde. Geçen gün yine Hacı Efendi'nin çantasından para eksildi. Nasılsa benimkine dokunmuyor. Ama ne yaparsın? Daha çocuktur, yetimdir. İnsan acıyor da. Takiye Hanım, aman Rabbime sığındık diyerek elleriyle göğsünü sıktı. Sonra kızım ne bile çoluğu çocuğuyla beraber hep taşrada evde çocuk şenliği de isteniliyor. Cilve de bundan şımarıyor derken kahve takımlarını yıkayıp yerleştirmeye getiren ihtiyar Şirin Bacı bu sözleri işitmişti. Siyah yüzü ağırarak Halime Hanım'a Hay Allah'a sin razı olsun. Söyle söyle Nebile Hanım'a Adı bulmamış da cıva komuş. Cıva bardağı kafiri ele avuca sığmıyor diye söylenerek aklınca haşarı kızdan öcalıyordu. alıyordu. Halime Hanım gidince saklanmış olan cilve hemen meydana çıkarak Takiye Hanım'ın dizi dibine oturdu. Ellerini ayaklarını öperek hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve Eyüp'e iki kuruş borcu varken beş kuruş istediği için dövüştüğünü yeminlerle anlatıyordu. Bön kadıncağız. Canım bu yaşta bir çocuk oynaşmadan haberi olur mu? Hem yani bu kadar da yemin ediyor. Cilvenin dediği doğrudur. Halime Hanım da kimseye nefes aldırmak istemez ki. Diyerek küçük afacını hafif surette cezalandırmıştı. Ertesi sabah Eyüp geçmemişti. Simitçi delikanlısı en aşağı kattaki odanın tam penceresi altından geçiyordu ki Cumba'dan tepesine atılan leblebi şekerlerinin tatlı darbecikleriyle başını yukarı kaldırmaya mecbur oldu. Cilve fıkır fıkır gülüyordu. Delikanlı kafesin kopmuş aralığından kızın pembe beyaz yumuk ve şirin yüzünü görmeye uğraşarak yanaklarına bayıldım Ceyde Hanım sen misin aşağı in bahim de sana simit veren. sözleriyle yılışmaya başlayınca olmaz ben bugün cezadayım. Güya beni akıllandırmak için aşağı odaya kapadılar. Birkaç gün sonra görüşürüz diyor ve delikanlının sepetten ayırıp uzattığı simidi cumbanın her gün bir parça daha büyüttüğü deliğinden alarak kıtır kıtır yemeğe koyuluyordu. Rezin Hanım Halime Hanım'ın cellat çeşmesinin çukurca bir yerinde bulunan evinde kakule yağını sabırsızlıkla bekleyen Fitnat Hanım, yeğeni ve hem de gelini Rezin'in gösterdiği şefkatli özeni evdeki kakule yağı şişesini bulamaması dolayısıyla öfkelenmiş olduğundan enli kavisli kaşlarını kaldırarak azımsıyor. Sancı'nın oflarına bir de homurdanmayı ilave ediyordu. Rezin 15 yaşında, ince ve güzel genç bir kadındı koyu ela gözlerinin derin sıcaklığında kaynaşan manidar tebessümler, kaşlarının zarifliğine yükselirken gülücüklerle açılan dudakları beyaz dişlerini biraz meydana çıkarıyor. Dar alnıyla hoş bir ahenk içerisinde olan ufak burnu yuvarlakça yüzünü daha top gösteriyor. Özellikle kolayca eğilip bükülen narin bedeninin büyüdükçe pek cazip bir vücut biçimi alacağı daha şimdiden belli oluyordu. Halime Hanım'ın küçük kızı Hikmet, Rumeli beyzadelerinden biriyle evlendirilmiş. Olduğundan iki sene evveline kadar Rezin, manastırda büyümüş ve pederinin gözü açıklığı sayesinde İnas Rüştiyesi'nin dördüncü sınıf derslerine kadar görmüştü. Rezin evvela babasının sonra anasının vefatı üzerine büyük annesi Halime Hanım'ın yanına sığınmış. Teyzesi Fitnet Hanım'ın bir tanecik oğlu Tarhan'la evlendirilmesi uygun görülmüştü. Tarhan genç, güzel ancak bir balta hesap olmamış itin biriydi. Anası ve büyük annesi tarafından son derece şımartılması da ahlaksızlığının başça sebeplerindendi. Tarhan'ı eve ısındırıp bağlamak ve ahlaksızlığından vazgeçirmek maksadına henüz 13 yaşında bulunan zavallı, nazik, hassas Rezin'i kurban ederek öyle bir haydutla evlendirmişlerdi. Rezin kocasını pek az bir müddet sevebilmişti. Tarhan evlenmelerinden bir ay sonra eve gelmez olmuş. Nadiren geldi gece yaralarında zil zurna sarhoş. Düştüğü yerde sızıyor. Rezin ise pek sevdiğim büyük annesinin koynunda yatıyordu. Böylece zaman geçiyor. Rezin Tarhan'ı artık bir kardeş gibi kabul etmeye alışıyordu. Halime Hanım fitnat kadar bağnaz ise de akıllı ve düşünceli bir kadındı. Tarhan'ın kusurunu Rezin'e şefkatli muhabbetlerini göstererek örtmeye çalışıyordu. Halbuki pek hırçın ve huysuz olan Fitnat, oğlunu eve bağlayamamak kabahatiyle itham ettiği rezini her saat ve her dakika üzüp kahretmeye çabalıyordu. Fitnat, Cellat çeşmesi iki adımlık yer. Sözleriyle geç kaldığı için annesini de haşladı. Her ne halde kakule yağını ziflenerek mindere uzandı da diğer iki kadın biraz nefes aldılar. Ömrünün taze baharında yaratılışın ruhunu neşeyle süslediği rezin kapalı hayata alıştığı gibi kaynanasının huysuzluklarına da boyun eğiyordu. O daima gülmek ve sıçramak istiyor. Kocalı bir kadın olduğunu unutmuşa benziyordu. Fitnat. Aa, iki senelik bir gelin. Hala hoppalıklarını bırakmıyor, utanmıyor diye söylendikçe Rezin daha fazla sıçrayarak büyük annesinin yanına kaçıyor ve işittiği azarların soğukluğunu onun şefkatli kolları arasında ısıtarak her kederini unutuyordu. Daha doğrusu kederin ne olduğunu henüz idrak edemiyordu. Rezini en ziyade sıkan sokağa nadir götürülmesiydi. Manastırda her gün mektebe gider, küçük arkadaşlarıyla görüşerek tamamıyla hür yaşardı. Şimdi eskice bir evin yedi odasını saymakla geçen bu herkesten uzak hayat ona ağır bir işkence olmuştu. Daha büyük bir kederi de sokağa kendi tabirince aptal bir kıyafetle çıkmaya mecbur edilmesiydi. Esasen zarif bir şekilde giyinip kuşanmaya fevkalade bir yeteneği vardı. O yaşta diktiği bir bluza en pahalı terzilerin diktirdiklerinden daha uygun oluyor. Taranmasında bile bir başkalık görülüyordu. Küçük kaynana onun tabiatındaki güzelliği hakkıyla takdirden aciz, yalnız ya oğlundan başka birinin gözlerine güzel görünür de akıl öğrenirse, ya büyüdükçe bu sıkılığa tahammül edemez de kendilerini bırakıp giderse, annesi ihtiyar, sonra yapayalnız nasıl yaşayacak fikrine saplanarak o güzel yavrucuğu hayat hakkında mahrum bırakıyor ve onu eve kız kıvrak bağlayacak bahaneler icat ediyordu. Bu icatları bozmaya çalışan büyük hanenin arada bir görülen çabasıyla rezin nadiren sokağa götürülüyordu ama kıyafetine bir görmeli. Sopa gibi kalın, siyah saten dalyondan 4 en dikilmiş bol ve uzun bir çarşaf, hiç açılmamak şartıyla taş gibi sert. Sık ve geniş bir peçe. Önce büyük hanne, arkada kaynana, Rezin ortalarında, yine yaşının icabı, fıkırdamaktan geri duramayarak yürüyorlar. Rezin bunaldıkça arada bir peçesini açmaya cesaret ediyor. Kaynana, sen bir daha sokak ister de bulursun. Kuzum kuzum, yüzünü açmak isteyen evde oturur. Ben sana dik kafalığın cezasını gösteririm, diye bağırırken büyük anne, aman fitnatsuz, sokak ortasında böyle bağırmak da ayıptır, Rezin'e hitaben, yavrum. Bir tel saçını erkeğe gösterirsen bin yıl yanacaksın. Bizi de günaha sokma. Hem sen hanım kadın bir kızsın. Söz dinlersin değil mi? Cümlesini o kadar gönül alırcasına söylüyordu ki rezinin merhametli kalbi büsbütün yumuşayarak ''Büyük anneciğim sen üzülme bir daha yapma'' deyip peçesini indiriyordu. Artık rezin peçesinin boğucu kalınlığına da alışmıştı. Tek onu sokağa götürsünler de çuvala soksunlar razı olmuştu. Kaynana'nın ahlaksızlığına karşın büyük anne eski zamanın Müslüman kadını hakiki bir örnekti. Rezi'nin henüz künhine varamadığı özünü aslını anlamak. Bedbahtlığını anlıyor ve 15 yaşının çocukluklarını hoş görüyordu. Kızının huysuzluğundan kendi de usanmıştı ama ne yapsın bir tek kızı vardı. Gözünün bebeği Tarhan ise bütün kabahatiyle canı çiğeriydi. Her ne kadar Rezin de kendi torunuysa da yanında büyümemiş ve evlerine gelin sıfatıyla yerleşmişti. Bununla beraber onu da seviyor ve Tarhan'a sevdirmek çarelerine bakarak işi idare etmeye çalışıyordu. Fitnat fesat kazanın altını körüklemese şüphesiz büyük anne Rezin'e daha yakın davranacak ve onu çocukların hakkı olan gezip eğlenmekten mahrum bıraktırmayacaktı. Rezin'i en ziyade memnun eden Hacı Hüseyin Efendi'nin evine gitmeleriydi. Her ne kadar orada kendine akran yoksa da yaramaz Cilve ona arkadaşlık ediyor ve diğer odaya birkaç dakika çekilebildikleri zaman Cilve Rezine yaklaşarak şöyle fısıldıyordu. Ah Rezin hanımcığım sen ne kadar güzelsin. Hani Şahende hanımın oğlu yok mu? Kambur halası var. Evlerine gittiğiniz bir gün hastaymış da işine gitmemiş. Nasılsa kapıdan girerken peçeni açmışsın. Mutfaktan seni görmüş, bayılmış. Sonra annesine demiş ki işte bana böyle bir kız al. Rezin kocasının yüzüne bakmamasına rağmen kendisine bayılanların mevcudiyetini duymakla üzüntü duyuyor ve üzüntüsünü kahkahalarında boğarak şakaya vuruyordu. Cilveden başka görüştüğü genç kızlarla yalnız kalabildikçe hepsi de ona gençliğinden, güzelliğinden bahsediyorlardı. Rezin çocukluk saf diliyle bütün bu işittiklerini sırdaşı olan büyük annesine anlatıyor görmüş geçirmiş olan bu eski zeki kadınsa rezini güzel güzel dinledikten sonra dine dayalı bir takım nasihatler vererek onu ahiret azabından korkutup fenalık eğiliminden geri çekiyordu. 1327 senesi 10 Temmuz'unda yani 23 Temmuz 1911 Hürriyet donanmasıyla kandile rastlayan günde meydana gelen müthiş aksara yangınının sabahıydı. Rezin her zaman yaptığı gibi en yukarı katın arka odasına çıkarak pencereyi açtı. 20 ev ötedeki yeni pembe konağın balkonuna baktı. Balkonda yarı dekote sabahlık elbisesiyle saçlarını dökmüş ve kendi gibi güzel pamuk kedisi kucağında sabah kahvaltısını eden genç bir hanıma selam vermeye başladı. O da Rezin'e selamlar yağdırarak gelmesini işaret ediyor. Rezinse izin almadan bunu yapamayacağını elleriyle başıyla anlatmaya çalışıyordu. Her sabahki bu işaretli konuşma Rezin'in masumca bir eğlencesi hükmünde olduğu için büyük anne itiraz eden fitnatı Allah Allah karşıdan karşıya görüşmekten ne çıkar? Hem Hulkiye Hanım nesillerdir kibar evladıdır. Öylelerinden fenalık gelmez. Kaynanası da bizim 32 senelik dostumuzdur. Azarıyla susturmuştu. Hülkiye Hanım 4 ay evvel yıktırılıp yeni baştan yaptırılan pembe konağa mükemmel çeyiziyle gelin gelmiş. O saygın düğünün kına gecesinde ise Rezin iyi bir gece yaşamıştı. Rezin Hülkiye Hanım'ın elbiselerine giyinmesine taranmasına hayran olduğu için onu her sabah uzaktan seyrediyor. Ve pembe konağın hanımefendinin gelini hakkındaki hoşgörülü muamelesine hasretler çekiyordu. Kaynanalarıyla ayda bir defa oraya gittiği geceler ne kadar bahtiyardı yazık hiç beğenmediği modası geçmiş elbise ve kaba çarşafıyla o şık hanımın huzurunda ne kadar sıkılıyor gördüğü iltifatlardan utanıyor bu sebeple de geçici bahtiyarlığının kıymeti azalıyordu Eliyle Hulkiye Hanıma son bu sesini gönderdikten sonra aşağıya vazifesine indi kalbini doldurup taşan bir sevinçle o gün pek hamarat olmuştu. Vazifesi yalnız ortalık toplamakken yani mutfağa inip büyükannesine yardıma başladı. O akşamüstü kaynanalar Rezin'i ilk defa olarak kandil ve donanma gezmesine çıkaracaklar. Ertesi gün de Hacı Hüseyin Efendi ailesiyle birlikte Kısıklı'da Safai Bey Efendi'nin köşküne el öptürmeye götüreceklerdi. Onun için bu ne fevkalade bir saatte etti pek eski ahbaplarından olan bu kibar aileyi çoğunlukla öve öve bitiremezlerdi. Rezi'nin düğününe Münime hanımefendi gelmiş ve ağır bir hediye getirmişti. Tarhan'ın her eve düştüğünde icat ettiği uğursuzlukları ve fitnatın hiç eksik olmayan hastalıkları yüzünden iki seneyi geçtiği halde gelini götürememişlerdi. Yine beş aydan beri Tarhan'ın kayıplara karışması, Rezi'ni de sayalım, Dullardan oluşan bu aileye biraz huzur vermiş olduğundan kısıklıya kadar gitmeyi göze almışlardı. O akşam Kandili Şerif'i karşılamak üzere hepsi oruçluydular. Büyük annenin pişirdiği yemekler nefis olurdu. O gece de yemeği ve iftarlığı bizzat hazırlıyordu. Rezi'nin ebeveyni dindardı fakat kaynan anaları gibi bağnaz değildiler. 13 yaşına kadar onu oruç tutacaksın diye kimse zorlamamıştı. Ramazan'da canı istedikçe 3-4 gün kadar orucun kutsallığını tadıyordu. Zaten yegane evlat olması sebebiyle pek nazlı büyümüş, üzülmekten ve zayıf düşürecek şeylerden esirgenmişti. Halbuki kaynananaları anaları bağnazlıkları sebebiyle bu 15 yaşındaki çelimsiz çocuğa kandillerde ve bütün Ramazan'da kendileri gibi oruç tutmasını emrediyorlardı. Her ne de olsa büyük anne tatlı dilli ve merhametli bir kadını bazen ağzından okkalı sözler çıkardı ancak o acı sözlerin derin anlamlarında titreşen iyilik severlikler muhatabını incitmekten ziyade düşündürürdü. Bu hayırlı kadın her kandil bekarlara da pişirmesi onlarca zor olan dolma, helva dağıtmayı, Ramazan-ı Şerif akşamları da Allah ne verdiyse yemeklerinden ayırıp iki üç fukaraya iftar ettirmeyi alışkanlık edinmişti. O gün hem kendilerini hem de bekarları yemek hazırlamakla meşguldü. Yardım eden Rezine dedi ki, ellerine sağlık yavrum. Bak patlıcanları ne iyi oyuyorsun. Zaten oruçlusun diye ben senin için özeni pişiriyorum. Oh ne ala. Mühürlü ağzından mis gibi cennet kokusu geliyor. Fitnat da gazete okuyacağına gelip yardım etse ya. Ama yapmaz ki. Bizim gibi her canı çektiğini bulup yiyemeyen bekarları düşünmek de büyük bir sevaptır. Rezin elindeki patlıcanla bıçağı yere bırakarak usulca ''Büyük anneciğim, teyze bize öfkeli, anlıyorsun ya.'' ''Bugün akşam gezintisi yapacağız, yarın da kısıklıya gideceğiz.'' Halime Hanım ''Yavrum, sen onun kusuruna bakma, on senedir hep hasta, huyu da böyle değişti.'' Rezin, ihtiyarın nurlu yüzünü samimi buhselerine boğarak ''Oh, büyük anneciğim, ne saadet, gideceğiz değil mi?'' Halime, kat'i bir ses ile. Elbette kızım. Rezin. Eltaf Hanım'ı, Yekta'yı, Hulkiye Hanım'ın düğününde bir kere şöyle azıcık görebilmiştim. Ah Yekta bile ne güzel giyinmişti. Heyecanını artıran gizli bir şüphe ile titreyerek. Ya teyzen bir bahane bulur da bizi gitmekten alıkoyarsa? Halime Hanım, Rezin'in hüzün dalgasında yüzen yumuşak bakışlarını kurtaracak bir azimle hiç üzülme kızım. Bu defa ne fitnatı ne de hiçbir kimseyi dinlerim. Rezin iki kolunu ihtiyarın boynuna dolayarak. Yağmur yağarsa. Halime Taş yağsa bile götüreceğim. Rezin büyük anneyi sevincinden kopan bir şiddetle öptü öptü. Sonra kalkıp mutfağın maltaları üzerinde manastırda iken komşu kızı küçük elenden öğrendiği polkayı oynamaya başladı. Tam o esnada Fitnat Hanım asık çehresiyle ortaya çıkmaz mı? Fitnat son sözleri işitmişti. Evvela rezine bakıp tükürerek utanmaz. Yüz bütün yüzsüz oldun ama asıl kaba seni şımartanda öyle çılgın kokonalar gibi ne sıçrıyorsun? Taşları kıracaksın. Dedikten sonra annesine dönüp aa ayol kısmet ise gidilir. Bu deli için Allah'a isyan mı ediyorsun? Hiç akla gelmedik bir şey oluverir de gidemeyiz. Cümlesini fırlatmıştı. Rezin bu uğursuz ihtimale karşı mahzun mahzun boynunu bükerek eline tekrar patlıcanı ve bıçağı almışsa da fitnat ''Aa öyle mi oyulur? Ziyan ediyorsun.'' Azarıyla onu kovup yerine kendi geçmişti. Rezin ise odasına çıkınca ertesi günü giyeceği elbisesini mümkün mertebe şık bir hale koyabilmek hevesiyle mindere oturup iğne ipliği eline alırken ''Nerede benim yıkandığım dereler?'' Hani benim tırmandığım tepeler. Bu dağda ulu ama o dağ değil. Bu bağda yeşil ama o bağ değil. Neyleyim anam babam sağ değil. Dertli kaval gönlüm gibi inle dur. Yüreğimin acısını Dur, yanık sesinle yar merhem ol. İnle kaval dertlerimi sen sustur. Hani benim yıkandığım dereler Hani benim tırmandığım tepeler Başka evde unulmaz bu yareler inle kahvaltı dertlerimi unuttum bu da uluda ama o da değil Bu da yeşil bağ ama o bağ değil Ne de iman değil İnle kaval dertlerimi sen sustur. İnle kaval dertlerimi sen sustur. Şarkısını doğup büyüdüğü yerleri hatırlayarak tatlı sesiyle söylüyor. Böylece üzüntüsünü de her üfürüşte yükselip savuşan sigara dumanı gibi havaya karıştırıyordu. Öğleden sonra saat Alaturka 10'da Halime Hanım dolma ile helva koyduğu büyük tabakları şileli Hüsniye kadından aldığı kırmızı satrançlı peçete biçimi havlulara bağlayarak Birini kendi almış diğerini de Fitnat Hanım'ın eline tutuşturmuştu. Rezin de narin endamının güzelliğini bol çarşafı içinde sakladıktan, masum tebessümlerini peçesinin sertliğinde örttükten sonra dine uygun olarak kaynanaların ortasına yola düzülmüşlerdi. Bu halde caminin yanındaki geniş yoldan şehzade başına çıkıp cami avlusundaki derme çatma yapılmış kahvelerin önüne geldiler. Büyük anne içeriye girip bekarlardan tanıdığı Abdullah Usta'yı çağırdı ve tabakları teslim ederek gözlerinin önünde 16 bekara paylaştırdı. Sonra onların hayırlı duaları arasında caddeye çıkarak kağıtçılar tarafından dolaşıp laleli camine indiler. Cami avlusundaki alçak setlere sıralanmış diğer hanımların ortasında buldukları yerlere yerleştiler. Öteki hanımlar gibi ayaklarını cadde tarafına uzattırmadıkları için rezin setin hemen bir ucuna ilişi vermişti. Rezin Taşla kızı olduğu için ilk defa gördüğü donanma gezmesi onu şaşırtmıştı. Süslü hanımların arabayla ile bazısını yayan olarak piyasa etmeleri, kibarca giyinmiş efendiler, eli bastonlu şık beyler, elbiseleri tornistan edilmiş bey bozuntuları, bir takım zibidi kimseler, hammallar, dilenciler, satıcılar bardak şakırdatarak haykıran sucular, dükkanları boynunda asılı, seyyar fıstıkçılar hep akın akın geçiyorlar.'' Onlardan yükselen kahkahalar, fiskoslar, çocuk şamataları hava girdaplarıyla döne döne yuvarlana yuvarlana rezinin gözlerine çarparken o zamana kadar hissetmediği bir zevkle sol tarafa sarkıttığı ayaklarını birbirine vuruyor. Açık kalmış ağzından da oh oh ne tuhaf ne tuhaf cümlesi fırlıyordu. Aşağıdan bir çığlık sonra da salkımlı sövüp saymalar işitince bakıp da ne gördü? Kaynanası duvar üstünde otura otura safrası kabarmış. Yere inerek rezinin ayağı dibine çömelmiş. Meğer gayrı ihtiyarı tekmeleri yiyip bağıran o değil miymiş? Zavallı rezin hemen yere atlayarak özür dilemişse de kaynana yetişmişti. Emre dercesine sesiyle. Aman sen de fitnat. Hiç kimseye rahat vermezsin ki. Kızı kırk yılda bir seyre çıkardık. Bari burnundan getirmeyelim. Sana kim dedi ayak altına çömel diye azarlamasıyla huzursuzluk veren kadının şikayetlerini ağzına tıktı. Bunun üzerine Rezin tekrar alçak duvarın üstüne sıçrayarak yine bunun üzerine seyre daldı. Aşağıda gelip geçenlerin durup gün yüzüne bakması onun da gözlerini semaya çevirtti. İnce, bulanık bir dumanın fabrika bacasından çıkar gibi muntazam ve aheste aheste uzandığını gördü. Birçok kimsenin yangın var cümlesini tekrarlaması merak uyandırarak halkı dalgalandırmış fakat uzun çarşı başındaymış sözleri ağızdan ağıza dolaşınca yine herkes yerinde oturup huzur bulmuştu. Rezin bir ön seziyle evde bir felaket varmış gibi telaşlı yerinde oturamaz duramaz oldu. Sanki o ince duman bir yılanmış da yaşamındaki refahı sokuyor hassas kalbini zehirliyordu. Setten indi bindi fitnat hanımdan azar eşitti yine huzur bulamadı. Nihayet gelin olalı ilk defa zevk almış olduğu bu seyir aleminden bezgin bir tavırla ''Büyük anneciğim evimize gidelim. Şu duman beni ürkütüyor.'' dedi. Fitnat yalnızca muhalefet kastıyla her gün sokak diye canımızı yersin. Ne çabuk usandın. Her huyunda renksiz. Hayır ben gitmeyeceğim. İtirazlarını savurmuşsa da Cemile Hanım. Evet yavrum gidelim. Ezan yaklaşıyor. İftar vaktini geçirmeyelim. Günahtır. Sözleriyle yürüyüvermiş, fitnat da ister istemez onlara katılmıştı. Eve döndüler, soyunup dökünerek sokak üstündeki pencerelerin perdelerini itinayla örttükten sonra özene bözene hazırladıkları iftar tepsisinin etrafına dizildiler. Karşılarında gayet namuslu aileden bir komşuları vardı. Babali memurlarından 26 yaşlarında bulunan Tahsin Bey, o ailenin reisi ve övünülen tek oğluydu. Halime Hanım'ın sokak tarafındaki odaları ise onun odasının tam karşısındaydı. Bu sakin temiz huylu genci Rezin daima kafes arkasından görüyordu. Kaynan anaları yanında bulunduğu için zarar yok. Lakin ya Tahsin Bey Rezin'i görür de beğenirse... işte. bu şüphe üzerine her akşam ışıklar yanmadan evvel o taraftaki perdeleri indirmek kaynan anaların önemli bir adeti olmuştu. Arkası yarın.